Çalıştın mı? Biraz katılıyor. Evet. Soru çözelim. Nereden? Aydın Yayınları. Aydın Yayınları'ndan. Aydın Yayınları'ndan nasıl soru çözelim? Zor. Zor mu? Zor derken kaliteli. Bakabilirsin. Bakalım var mı? Aydın Yayınları. Yayında? Kalitenin adı. Oo, çok iyi. Bak, şu soruyu ben çözeceğim, sonra siz çözeceksiniz, tamam mı? Diyor ki basit makinelerle ilgili hangileri doğru? Lan bu biraz küçük gibi geldi bana ya. Tamam, bu kadar yeter. Şöyle diyor. Basit makinelerle ilgili hankıları doğrudur. Enerji kazancı sağlamazlar. Evet. Kuvvet kazancı oluşturabilirler. Evet. Güç kazancı sağlarlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir olay yok. Onu geçtik. Bak diyor ki, ağırlığı önemsiz çubuk ile bir kaldıraç yaptık şurada. Yani ne demeye çalışıyor? Kuvvet ortada olacak, destek bir uçta, yük öbür uçta olacak. Bununla aynı prensipte olan şeyleri söyle sen bana. Basit makineleri söyle diyor. Bak bunda destek tekerlek el arabasında. Kuvvet uçtan uygulanıyor, yük ortada. Bu olmaz. Maşada destek şu uçta, yük bu uçta, kuvvet ortada olacak. Evet, bu istediğimiz bir şey. Ve bunda bak destek şu uçta, kuvveti bu uçtan uyguluyorsun. Yük ortada kalıyor. O zaman sadece iki bahsedilen basit makine türüne denk geldi sevgili arkadaşlar. Evet. Böyle güzel sorulardan devam edelim. Şöyle diyor bakın. Ağırlığı G büyüklüğünde olan cisimler F1, F2, F3 ve F4 büyüklüğündeki kuvvetlerle düşey düzlemde şekildeki gibi dengede tutuluyor. Sürtünmelerde önemsiz hangileri doğrudur? Şimdi burada temel mesele şu bak. Bu sabit makara katı bir cisimle bağlanmış yukarıya. Gördün mü? Eğer ipi F1 kuvvetle çekiyorsan ipteki gerilme kuvveti F1 olmalı. Aynı zamanda G'ye eşit olmalı. O zaman şu da F2 de G'ye eşit olmalı. O zaman F4 de G'ye eşit olmalı. F3 de G'ye eşit olmalı. Herkes G'ye eşit. Gördün mü? F1 F2'den büyüktür. G F4'ten küçüktür. F3 ile G'nin büyüklükleri eşittir diyor. Rahatlıkla söyleyeyim. Burada yapılan açının herhangi bir şekilde işlemle ya da yükle, büyüklükle alakası yok diyeceksiniz. Peki şuraya gelirsem. Bu sefer açıyla ilgili işlem yapmak durumunda kalacağım. F kuvveti uygulayıp 5 kilo kütleli cismi dengeliyorum. Tamam. Buna göre makaraya bağlı T1, T2 ip gerilmeleri nasıl söylenecek? Yalnız şuna dikkat et. Kütlesi 2 kilogram olan sürtünmesi önemsiz makarayla çalışıyorum. Tamam. O zaman F kuvveti madem 5 kiloluk cismi dengeliyor. F kuvvetinin kendisi 50 Newton olmalı. Değil mi? Güzel. F kuvveti 50 Newton'sa yatay bileşeni ne kadar olmalı? 30 Newton olmalı 53 dereceden dolayı. Peki bu F kuvvetinin yatay bileşenini sistemde T1 gerilmesi dengeliyor ya.
O zaman T1'in 30 olduğu seçeneklerden biri doğru olmalı. Peki, yukarıdaki T2 neyi dengeliyor? Bak, aşağı doğru bir 50 Newton uygulanıyor bu makaraya. Şu ipin aşağı doğru bir 40 Newton'u var. O da uygulanıyor makaraya. Etti sana 90 Newton. Bir de makaranın ağırlığı var. 20 Newton. Etti sana 110 Newton. Dolayısıyla Trabzon seçeneği doğrudur diyeceksin. Bak şu soruda temel olarak ne anlatılmaya çalışılıyor? Şöyle bir sistem kurdum. T1, T3 gerilmelerini gösterdim. İp sadece gerdirilerek üzerinde kuvvet uygulanır. Onun için bir cismin ağırlığı dengelenirken cisim kendi üstündeki ipleri gerer demeniz lazım. Bu ne demek? Mesela G dediğim ağırlık T3 gerilmesinin oluşma sebebidir. T3 gerilmesi yukarıdakilerle oluşuyor diyemezsin. Tamam mı? Peki özdeş cisimlerle kurulu bir düzenek var elimde diyor. İpteki gerilmeler bu olduğuna göre kesinlikle doğru olanın soruyorum ben sana diyor. Hadi bakalım. T3, T1'den büyüktür diyor. Doğru mu? Nereden biliyorsunuz? Makaranın ağırlığının varlığından bahsetti mi? Yok. Ya makara ağırlıklıysa ve de ağırlığı G kadarsa o zaman T3 G'dir. T1 de şununla beraber 2G'yi sağlamalı. O zaman T1 de G olur. Belki makaranın ağırlığı 3G'dir. O zaman T1 2G eder ama T3 G oluyor. Bunu bilmiyorum ki. Makara ağırlığının olup olmadığını söylemesi lazım. Bundan bahsedebilmem için T1 ile T3'te. Şimdi şu G kadar, bu T3 G kadar. Yalnız şuna dikkat edin. Şuradaki ip gerilmesi kesin sıfırdan farklı. Bir de G ağırlık var çünkü özdeş cisimler diyor. O zaman T2 kesinlikle G'den büyük olacak. Yani T2 kesinlikle T3'ten de büyük olacak. Gördünüz mü? T2 T3'ten büyüktür diyor. Kesin doğru. T2 T1'den büyüktür diyor. Kesin doğru. Niye? Şurası T1. Bir de ağırlık var. T2 ikisinin toplamına eşit. O zaman mecburen T2 daha büyük olacak demiş olduk. Hangisini? T2 dediğin şey yukarı doğru kuvvet mi? Evet. T1 dediğin şey şuradan bu cisme aşağı doğru mu uygulanıyor? Evet. Bir de bu cismin ağırlığı var mı? Evet. O zaman T2 G'den büyükmüş. T1'den de büyükmüş. Demiş o. Bakın şurası. 30 metre uzunluğundaki iki halat R1, R2 yarıçaplı makaralara G ağırlıkları asılıyken şekildeki gibi AB düzenekleri kurulmuştur. Şiddeti ayarlanabilen F1, F2 kuvvetleriyle her iki halatın ucu 8 metre yukarı çekiliyor. Buna göre R1 de R2'den küçük ise eğer, bakın burada amaçlanan şey şu, hareketli makaranın yarıçapı ne kadar olursa olsun, sen bu ipin ucunu 8 metre çekiyorsan bu 4 metre çıkar. 8 metre çekiyorsan 4 metre çıkar diyeceksin. Bu kadar. Tamam mı? Yarıçap önemli değil burada. Ha yine şu ipin düşey durumlu olması bu kuvvetin de düşey durumlu olduğunu söyler sana. Eğer düşey durumlu değilse bunun yatay bileşeni olacak. Onun için makara sağa sola hareket etmiş olacak. O zaman burası da düşey kalmazdı. Bu durumda F1 ve şu ipteki gerilme ki eğer sürtünme yoksa bu ipteki gerilme de F1 kadardır. O zaman iki tane F1 şu ağırlığa makaranın ağırlığı yoksa eşit olacak. Makaranın ağırlığı varsa bunların toplamları eşittir. 2F1 olacaktır. Tamam. Güzel. Şurada da aynısı. F2 ise bu ip gerilmesi de F2. İki tane F2 eşittir G'nin ağırlığıdır makaranın ağırlığı yoksa. Makaranın ağırlığı varsa aşağıya doğru onun da ağırlığını alıp ikisini toplam şuraya eklemiş olacağım. Bak ne diyor? G ağırlıkları asılıyken. Tamam. Şimdi yargıları okuyalım. Diyor ki R1 yarıçaplı makara R2 yarıçaplı makaradan daha çok yükselir. Niye ki?
Yükselme miktarları aynı. İkincisinde diyor ki R1 yarıçaplı makaranın tur sayısı R2 yarıçaplı makaranınkinden büyük olur. Fazla olur. Bu doğru. Niye? Bak bu makara dönerek yukarı doğru gidecek. Bu makara da dönerek yukarı gidecek ve merkezleri eşit miktarda öteleme yapacak. Merkezleri eşit öteleme yapacaksa o zaman sen dersin ki onun yarıçapı az olduğuna göre her bir tur için daha küçük mesafe yetiyor buna. Aynı mesafe çıkacaklarsa bu daha çok tur, bu daha az tur döner. Şu doğru oldu. Y ağırlıklı cisimler iki düzenekte de 4 metre yükselir. Aynen öyle. Makaranın merkezi ne kadar yükseliyorsa cisim de o kadar yükselir diyeceksin. Tamam. Mesela şuna bakalım. İp gerilmesiyle dengelenmiş herhalde. Diyor ki düşey kesit şekilde gibi verilen sistemde sürtünmesi önemsiz makara eşit bölmeli 4P ağırlıklı türdeş çubuk ve 2P ağırlıklı cisimlerle dengededir. Güzel. Cisimle dengededir. Çubuğu dengeleyen ipler gerilme kuvvetleri T1 ve T2 olduğuna göre hadi bakalım T1 ve T2 oranlarını bul. Nasıl işlem yapalım? Şimdi burada bakın görüyor musunuz? T1 var, T2 var. İki tane bilinmeyen ve aslında iki tane T1 uygulanıyor. O zaman ben madem bunlar paralel kuvvetler, tam ortadan 2P yukarı doğru uygulanıyor diye yazabilirim. Biz de biraz önce çözdük ya, ona benzer bir soru olmuş. O zaman şöyle bir şey demiş oluyorum bak. Şuradan yukarı doğru 2P, 2T1 kuvvet olsa artık şu sistemi kullandığımı söyleyebilirim. Şurada da 4P var. Çubuğun ağırlığı 4P diyor. Bundan sonra yapacağım işlem yeterince basit aslında. İstersen önce T2'yi bul, istersen önce T1'i bul. Fark eden bir şey yok. Bak, şuraya göre tork alalım. O zaman 4P kere 2 artı 2P kere 4 etti sana 16P. Eşit olmalı T1, 2T1 çarpı 5 bölü 2'ye. Değil mi? O zaman 2T1 çarpı 5 bölü 2 eşittir 16P etti. T1 dediğin şey 16 bölü 5P etti. Tamam. Gördün mü? T2'yi de buradan hesaplayacağım. Değil mi? İstersen şunu yap. T1'in iki katı yukarı doğru uygulanıyor. Yani toplamda 32P bölü 5 yukarı doğru uygulanan kuvvet. Toplamda aşağıya doğru da bu kadar kuvvet olmalı değil mi? Aslında 30 bölü 5 6P ediyor. Demek ki T2'ye 2 bölü 5 kalıyor diye de düşünebilirsin. Sonra birbirine oranla. Birbirine oranlayınca da 8 kat geldiğini görürsün. Tamam. Ha böyle yapabilirsin. Ya da şöyle de yap. Şöyle de olur. Artık şuraya göre tork aldın. T1'in kaç olduğunu buldun ya. Şuraya göre tork al. T2'yi bul. Ama buraya göre tork alırken 4P ile T2'nin çubuk üzerine uygulandığında aynı yönlü dönme için zorladığını sistemi, 2P'nin ters tarafa doğru dönmek için zorladığını görmen lazım. Bu durumda 4P ile T2'nin torklarının toplamı 2P'nin torkuna eşit olmalı. O zaman 4P çarpı 1 bölü 2 artı T2 çarpı 5 bölü 2 eşittir 2P çarpı 2 diye işlem yapabilirsin. Aynı sonuç gelecektir. 2P çarpı 2 olmuyor. 3 bölü 2 oluyor değil mi? Tamam. Gördünüz mü? Evet. Dördüncü soruya bakın. Diyor ki T1, T2 ve G'yi sırala. Ya gözünü sevdiğimin adamı lütfen ama lütfen şunu yapmayı aklından bir geçir. Bu kesinlikle aklından geçsin. Bak bu T1 ya. Aynı ip bu. Şu da T1 olmak zorunda. Yani T1 ile G kesinlikle eşit. Bunların açı yapması, yapmaması falan gibi bir durum söz konusu ve
önemli bir şey değil. T1 ile G eşit. Peki ya T2? T2 ikisinden büyük çünkü T1 ile şuradaki T1 arasındaki açı 90 dereceden küçük. Değil mi? 90 dereceden küçükse yani dar açıysa vektörlerin toplamı, vektörlerin bileşkesi her birinden daha büyük olur. Gördünüz mü? Ki zaten 90 derece ise bile vektörlerin her birinden büyük oluyor. Dolayısıyla T2 T1'den büyük, T1 ile T2, G de birbirine eşittir demiş oluruz. Açıların trigonometrik değerlerini bu bilirsen evet. 53 dereceyi biliyorsun da şuradaki yatay düşey belki sıkıntı çıkarır onun için dedim. Şimdi şurada diyor ki O noktasına bağlanan ip gerilmesi kaç Newton'dur? 8 kilo kütleli bir cisim ağırlığı ve sürtünmesi ihmal edilen makarayla dengede diyor. 8 kiloysa kardeşlerim bakın burada aşağıya doğru 80 Newton var dedim. Değil mi? Peki bu durumda şu ip gerilmesi F kadar olmalı. Değil mi? Peki bu ip gerilmesinin ya da bu F'nin bir de düşeyde yukarı doğru bileşeni var. 0.6 F kadar. Bu ikisinin toplamı 80 etmeli. Yani 1.6 F eşittir 80 olmalı. Demek ki F dediğim şey 50 Newton'muş. F'nin yataydaki bileşeni de T ip gerilmesini dengeleyen kuvvet olmalı. Ya da T ip gerilmesi F'nin yatayını dengeleyen olmalı ki ona da 40 Newton diyebilirim. Gördün mü? Tamam. Hadi şuna bakalım. Şunlara bakalım. Diyor ki şekilde gösterilen eğik düzlem sürtünmelidir. Ağırlığı P olan cisim bu eğik düzlemde sabit bir F kuvveti uygulanarak H kadar yükseltildiğinde sistemin verimi %80 oluyor. Ne demek istedi? Aslında cismi H kadar yukarıya çıkardığımda P çarpı H kadar iş yaptığımda ben F kuvvetini uygulayarak ne kadar iş yapmış oluyorum? Ne kadar iş yapmış oluyorum? 4/5 iş. 5/4 pH iş yapmış oluyorum. Bak. P çarpı H kadar yüke enerji aktarıldı. Bu aktarılan enerji benim yaptığım işin %80'i olmalı. Değil mi? O zaman benim yaptığım iş 5/4 pH kadar olmalı ki verim %80 olsun. Buna göre işlemlerinin hangileri tek başına yapıldığında sistemin verimi %90 olabilir. Her durumda cismin sabit hızla hareket ettiği sağlanıyor. Hareket etmesi sağlanıyor. Dolayısıyla kinetik enerjiyi düşünme diyor. Sadece potansiyel enerjiye bakarak konuş diyor. Peki verimin %90 olması nasıl sağlanabilir burada? Burada verimin %100'den küçük olmasının tek sebebi var. O da sürtünme. Yani sürtünme kuvvetini azaltacak değişiklikler yap demeye çalışıyor burada. Gördün mü? Peki cismin ağırlığını artırırsam olur mu? Cismin ağırlığını artırmak hiçbir işe yaramaz. Niye? Yok. Cismin ağırlığını artırdığında senin uygulayacağın kuvvet de cismin ağırlığıyla doğru orantılı artar. Sürtünme kuvveti de doğru orantılı artar. Dolayısıyla yaptığın iş de doğru orantılı artar. Orantı değişmez. Ama eğim açısını artırırsan, eğim açısını artırdığında burada oluşan sürtünme kuvveti, bunun ağırlığı çarpı kosinüs alfa çarpı sürtünme katsayısı değil mi? Alfayı artırırsan kosinüs alfa değeri küçülür. O zaman sürtünme kuvveti küçülür. Sürtünme kuvveti küçüldüğüne göre artık verim %100'e daha yakındır. Sürtünme kuvvetini sıfır yaptığında verim %100 olacak. O zaman tamam bu olur. Cisim ile düzlem arasındaki sürtünme katsayısını artırmak. Artırırsan sevgili kardeşim verim iyice düşer. Değil mi? Daha çok enerji sürtünmeye harcanmış olur. Bu istediğimiz bir şey değil. Peki şöyle diyor. Vida adımı A olan şekildeki vida T süre boyunca, bak dikkat et, T süre boyunca sabit süratle döndürülüyor diyor.
Tamam, tahta blok içerisinde H kadar ilerliyor. Diyor ki T süresi sabit tutuluyor. Yani ben bu vidayı atıyorum 20 saniye boyunca çeviriyorum. 20 saniyeyi sabit tutarak şunlardan hangilerini yaptığımda vidanın blokta ilerleme miktarı H değişir. Tamam bakalım. Vida adımı. Etkilenir tabii bundan. Değil mi? Zeminin cinsi. Herhalde daha zor çevirirsin, daha kolay çevir. 20 saniyede artık daha çok ya da daha az tur atmış olacaksın. Değişir. Vidaya uygulanan kuvvet. Evet, vidaya uyguladığın kuvvet büyük ya da küçük olduğunda aynı süre içerisinde daha çok tur döndürme ya da daha az tur döndürme gibi bir durum ortaya çıkacak. Dolayısıyla o da bloktaki ilerleme miktarında bir değişiklik oluşturacaktır. Hocam peki vida adımı artarsa ilerleme miktarı nasıl değişir? Uyguladığın kuvvete bağlı. Uyguladığın kuvvet aynı kalıyorsa daha zor döndüreceksin. Daha zor döndürürsen net olarak konuşamayabilirsin bile. Zor döndürüyorsun ama bir turda daha çok ilerliyor. İkisi birbirinin karşıtı. Tamam mı? Şuna bak. Yeterince uzun ince bir eğik düzlem levha. Şekil 1'de gösterildiği gibi bir silindirin üzerine alfa açısı sabit kalacak şekilde sarıldığında şekil 2'deki vida elde ediliyor. Tamam. Buna göre oluşturulan vidanın vida adımı niceliklerinden hangileri ne tek başına bağlıdır? Eğik düzlemin eğim açısı direkt olarak bağlı. Değil mi? Eğik düzlemin eğim açısı şu dişler arasındaki mesafeyi etkiler. Peki üzerine eğik düzlem sarılan silindirin yarıçapı yani R2 kesinlikle bağlı. Niye? Bu silindir daha geniş bir silindir olursa alfa eğim açısıyla sardığın diş daha uzunca bir mesafe sonra bir tam tur dönmüş olur. Dolayısıyla iki diş arasındaki mesafe daha büyük olur. Ya da bu R2 daha ince, daha küçük bir şey olursa dişler birbirine daha yakın olmuş olur diye düşünürüz. Peki üzerine eğik düzlem salınan silindirin yüksekliği H şurası. Eğer bu eğik düzlemi tamamen dolduracaksan bu etkili olabilir. Ama bize ne diyor? Bak alfa açısı sabit kalacak şekilde sarıyorum diyor. Alfa açısı sabitse şuranın daha uzun ya da daha kısa olmasının hiçbir önemi kalmıyor. Tamam mı? Anlaştık mı? Ama saramazsak hocam. Saramazsan sarama, ne yapalım yani, alfa açısı sabit kalacak diyor adam. Düzlemin boyunda hakkında bir şey. Yetmiyor belki, yarısına kadar sararsın. Evet. Yani orası vida olur, ne yapalım. Soru öyle demiş ya, onun dışına çıkma. Tamam mı? Şöyle diyor, 2R3R yarıçaplı XY silindirleriyle kurulan şekildeki çıkık sisteminde K ve L cisimleri 4 Newton'lu kuvvetle dengede tutuluyor. K cisminin ağırlığı da 20 Newton. Tamam. Olduğuna göre L cisminin ağırlığı kaç Newton? Şimdi burada özellikle tork yönlerine dikkat ediniz sevgili arkadaşlar. Bakın L cismi Y silindirinin üzerine sarılmış olan ve Y silindirinin arkasından geçen ipe asılmış durumda. O zaman L cismi sistemi şöyle çeviriyor. Görüyor musunuz? Şöyle çevirmeye zorluyor. Peki K cismi ne yapıyor? Bu sefer ip önden geçerken K cismi bağlanmış. Yani K cismi sistemi şöyle çeviriyor. O zaman L ve K birbirine ters yönlü çeviriyor demiş oldum. O zaman bunların torkları birbirine ters yönlü. Güzel. Peki F kuvveti? F kuvvetine dikkat ederseniz tam bu durumdayken düzlemden dışarıya doğruymuş. Değil mi? Nokta şekilde gösterilmiş. O zaman F kuvveti sistemi şöyle çeviriyor. Gördünüz mü? Yani F ile K'nin tork yönleri aynı bana doğru. L'nin tork yönü öbür tarafa doğru. Dolayısıyla eğer bu sistemi düşünürsem F ile K'nin torklarını toplayacağım. L'nin torkuna eşitleyeceğim. Tamam. Dikkat et, şunun yarıçapı 2R'ymiş. Bunun yarıçapı 3R'ymiş. İp ne kadar sarılırsa sarılsın en son düşey düzlemde ayrılmak zorunda olduğu için X'in merkezine şu ipin uzaklığı yarıçap kadar olmak zorundadır, dik uzaklık. Tamam? O zaman demek ki bunun torku K'nin ağırlığı 20 Newton çarpı 2R. Etti sana 40R. F kuvveti 4 Newton'du.
çarpı dik uzaklığım şurası 5R, 3R değil benim dik uzaklığım. Nereye göre tork alıyorum çünkü? Bu silindirlerin merkez eksenine göre tork alıyorum. O zaman 4 Newton çarpı 5R etti sana 20R. 40R de K'den vardı. Toplamda 60R'lik tork oldu. Peki L 3R yarıçaplı bir şeyde, silindirin etrafında. O zaman L'nin ağırlığı çarpı 3R eşittir 60 olmalı. 60R olmalı. Demek ki L'nin ağırlığı da 20'ymiş diyebiliriz. Birbirine değmekte olan 2R ve R yarıçaplı K ve L dişlilerinin görünümü şekildeki gibiyken K bir miktar döndürüldüğünde L'nin görünümü şekil 2'deki gibi oluyor. Güzel. O zaman bunlardan hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi şuna dikkat edin. Bakın L'nin üzerindeki taralı bölüm karşı tarafa geçmiş. Biz böyle bir şey olması için yarım tur dönmesi yeterli dedik. Değil mi? O zaman L'nin yarım tur dönmesi, L'nin 1,5 tur dönmesi, L'nin 2,5 tur dönmesi, L'nin 3,5, yani L'nin buçuklu tur dönmesi lazım. Tamam mı? Eğer L yarım tur dönüyorsa bu 1/4 tur dönüyordur. L 1,5 tur dönerek bu hale geliyorsa K 3/4 tur. 2,5 tur dönüyorsa 5/4 tur gibi gitmesi lazım. O zaman 1/4 devir yapmıştır K, mümkün. 1/2 devir yaptıysa bu 1 devir yapar, o olmaz. 3/4 devir yapmıştır, evet mümkündür demiş olursun. Tamam. Bak şuna da bakalım. K'li dişlileri diş sayıları sırasıyla 18 ve 6'dır. Bu sana dişlilerin yarı çapını vermekle aynı ifadeyi sunuyor. Yani şunun yarı çapı 3R, bunun yarı çapı R'ymiş. Ya da K bir tur döndüğünde L 3 tur dönüyormuş. Demekle aynı şey yukarıdaki ifade. Diyor ki K dişlisi 1/4 devir yapacak. 1/4 devir dediğiniz şey 90 derece demek. Değil mi? Peki bunun üzerindeki her bir dilim 45'er derece oluyor ya. Demek ki şu taralı bölüm şuraya gelecek. Bu taralı bölüm şuraya gelecek. Bir görünüm arıyorum. Yani şunun gibi bir görünüm arıyorum. E'de mi böyle? Evet. Şu ikisinden biri gibi bir görünüm arıyorum. Peki bu saat yönünde, şurayı açayım, saat yönünde 1/4 tur dönerse bu onun 3 katı kadar dönmeliydi. Ama ne tarafa doğru? Saat yönünün tersine doğru. Değil mi? Ha, tamam. Bu durumda şu taralı bölüm 270 derece dönecek. Değil mi? Şuraya gelirse 90, 180, 270. Mavi bölüm de şurada olacak. Yani E seçeneği burada doğru cevap olmalıdır. Tamam. Gördünüz mü? Bunları artık siz çözersiniz. Şimdi şuna bir bakalım. Diyor ki yarıçapları R2R olan KL kasnakları şekildeki birbirine perçinlenmiş. Tamam. Kasnak sistemi ok yönünde bir tur döndürülürse. Şöyle bir tur döndüreceğim. X, Y cisimleri arasındaki düşey uzaklık ne olur? Sen şöyle diyeceğim, bak. Bunu bir tur çevirirsen K'de bir tur döner, L'de bir tur döner. O zaman K üzerine sarılmış olan ipi kendi çevresi kadar bırakmış olur. Yani 6 pi r aşağı iner y. Tamam. Peki L de bu ipi kendi üzerine kendi çevresi kadar sarar. Değil mi? Ya dolayısıyla x'in de yukarı doğru L'nin çevresi kadar, yani 4 pi r kadar ne yapması lazım? Sarması lazım. O zaman x 4 pi r çıkıyor, y 2 pi r iniyor. Toplamda ne olmuş olur? 6 pi r aralarındaki mesafe olmuş olur. Tamam. Şu soruya özellikle bakmak istiyorum. Serbestçe dönebilecek şekilde bağlanmışlar. Kasnaklar merkezleri etrafında dönebiliyor. Hangileri kesin doğru? Şimdi bu sistemi serbest bıraktığınızda arkadaşlar bu sistem dengede kalamaz. Bir. İkincisi, bu sistemi serbest bıraktığınızda şu cisim ne kadar aşağı iniyorsa bu cisim de o kadar aşağı iner. Niye?
Biz bunu şöyle söyledik ya, bunun üzerindeki bir noktanın yer değiştirmesi, aldığı yol, mesafe, kat ettiği uzunluk neyse bunun üstündeki de o kadar. O zaman bunun üstündeki bir nokta 20 santim döndüyse ipi 20 santim bırakmış demektir. O zaman onun üstündeki bir nokta da 20 santim dönüyor, ipi 20 santim bırakıyor anlamına geldi. Bu durumda cisimlerin arasındaki düşey mesafe değişemez. Bu cisimlerin ikisi birden aşağıya iner. Bu cisimlerin aşağı inerkenki süratleri birbirine eşit olur. Bu cisimlerin aşağı inerkenki ivmeleri birbirine eşit olur demiş olur. Tamam. Cisimlerin süratleri birbirine eşit olur. Gayet doğru. Cisimlerin kinetik enerjileri eşit olur. Ya bunların kütlelerini bilmiyorum ki ama. Değil mi? Bunların kütleleri eğer eşitse evet ikinci yargı doğru. Ama eşit değilse onu bilmiyorum. K ve L kasnaklarının tur sayıları. Hayır, tur sayıları eşit değil. Bak bunun daha küçük, bunun daha büyük. Dolayısıyla bu bir tur dönerken bu yarım tur dönmüş oluyor diyoruz. Hocam ivmeleri nasıl hesaplarız? Süratleri eşit oluyor ya. T anında, T eşittir 0 anında bıraktım. T anında hızları eşit oluyor. Delta V bölü delta T. İşte onu nasıl hesaplıyoruz? Delta V bölü delta T. F net şöyle yazarsın. Bu mg'ye kadar kuvvet olsun. İp gerilmesi T1 olsun. Tamam. Mg eksi T1 bunun için net kuvvet olmalı. Eşittir M çarpı A diyeceksin. Sonra şunun ip gerilmesi her neyse artık. Mg eksi T diyeceksin. Eşittir net kuvvet olma. Kendi M çarpı A'sı olacak. Onu söyleyecek ya da hesaplayacak bir ip gerilmesinden falan bahsedilmesi gerekir belki de. Tamam. Zaten her zaman şey yapıyoruz ya. İp gerilmesi ve ağırlık deyince net kuvvete bakıp onları inceliyoruz ya. Orada da aynısını söyleyebilirsin. Şuna da bakalım. Hadi. Diyor ki düzgün türdeş KL çubuğu özdeş x'ye makaralarıyla şekildeki gibi düşey düzlemde dengededir. X makarasını tavana bağlayan T ip gerilme kuvveti çubuğun ağırlığının kaç katıdır? Onları bırakın. Kaldır. Şu ip gerilmesinin çubuğun ağırlığının ne kadarı olduğunu söylüyor. Ben de diyorum ki şu ip gerilmesi T üssü olsun. Bu ip gerilmesi de T üssü olur. Bu ip gerilmesi de T üssü olur. Değil mi? Yalnız şöyle bir şey var. Türdeş bir KL çubuğu diyor. Gördünüz mü? Bu biraz sıkıntılı bir ifade bence. Niye sıkıntılı? Uygulama noktası. Evet, ağırlık merkezi ortadadır anlamına geliyor bu. Değil mi? Gördün mü? Peki ben şuna T üssü diyorsam, buna T üssü diyorsam, buna T üssü diyorsam ki bunun kaçarı yok. Bunlar aynı ip çünkü. Çubuğun ağırlık merkezi de ortada diyorsam şu da T üssü kadar olmalı. Değil mi? Nasıl burada sıkıntı oldu? Bak yukarı doğru iki tane T üssü var, aşağı doğru bir tane T üssü var. Demek ki makaranın ağırlığı da T üssü kadarmış. Ve bana ne diyor? Özdeş x'ye makaralarıyla işlem yapıyorum diyor. O zaman bir makara ağırlığı da burada var T üssü. Gördün mü? Dikkat edersen eğer T üssü ile T üssünün toplamı çubuğun ağırlığı kadar. Yani G dediğim şey 2 T üssüymüş. Peki şu ip gerilmesi 3 tane T üssü değil mi? Evet. O zaman demek ki T, G'nin 3 bölü 2 katıymış demem lazım. Gördün mü? ÖSYM'de böyle buna benzer, bunun gibi değil de buna benzer bir soru sormuştu zamanında. T1 bölü T2'yi soruyor. Eşit sayıda makaranın kullanıldığı iki palanga düzeneği P yükünün dengelenmesi için kullanıldı. Makaralarda ağırlıksız. İp takibi yapın. Şunu. Bak. Şu ipte F1 kadar kuvvet var. Bu ipte F1 kadar kuvvet var. Bu ipte F1 kadar kuvvet var. Dolayısıyla P dediğim şey 3 tane F1 etmeli. F1 dediğin şey P bölü 3'müş. Peki. Şu ipte 2 F1. Şu ip F1. Bu ip F1 olduğuna göre. T1 dediğin şey 4 tane F1'e eşit. Yani 4 P bölü 3'e eşit diyebilirsin. Tamam.
Şuraya gelirsen bu F2, bu da F2, bu da F2, bu da F2. O zaman şu 2F2 oldu. Bu makarayı yukarı doğru çeken kim? Şu. Şuradaki 2F2 ve şu. Dolayısıyla toplamda 4F2 eşittir P olmalı. Demek ki F2 dediğim kuvvet P bölü 4'müş. Peki şu T2 gerilmesi aşağı doğru o makarayı F2, F2 ve F2 çektiğine göre 3F2 etmeli mi? Bu da 3P bölü 4 olmalı demiş olursun. Dolayısıyla T1 bölü T2'nin oranı da 16 bölü 9 çıkar. Ha sen bu işlemi yapmak yerine şöyle de diyebilirsin. Hocam F1 dediğim şey zaten P bölü 3. O zaman bu sistemin tamamına bir aşağıya doğru P uygulanıyor. Bir de aşağıya doğru P bölü 3 uygulanıyor. Demek ki T dediğim şey bu ikisinin toplamı olmalı. 4P bölü 3'müş dersin. Ya da şöyle dersin. Hocam şuradaki sistem için aşağıya doğru bir P uygulanıyor. Yukarı doğru P bölü 4 değerinde bir F2 ve yukarıya doğru bir de T2 uygulanıyor. Demek ki T2 ile P bölü 4'ün toplamı P etmeli. T2 3P bölü 4'müş diye düşünebilirsin. Tamam? Evet. Bir dahaki sefere görüşürüz. Thank you.